Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tuzlu çiçek kurabiye tarifi vereceğim. Bunun için ilk başta 150 gram yumuşamış margarinimi veya tereyağını yoğuracağım kabıma koyuyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 adet yumurta. Yumurtanın bir tanesinin sarısı üzeri için ayrılacak. Bir tatlı kaşığı şeker, 1,5 tatlı kaşığı da tuzumu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi. Mecburi değil ama atarsanız daha güzel olur. 1 çay kaşığı da mahlep ekliyorum. Dediğim gibi mecburi değil. Eğer evinizde varsa ekleyebilirsiniz. Evet, şimdi bu malzemelerimi ilk önce un ve kabartma tozu eklemeden iyice karıştıracağım. Evet, şimdi unumuzu ve kabartma tozumuzu ekleyeceğiz. Biraz un. Hafif böyle ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Kabartma tozumuzu da ilave ediyorum. İstediğimiz kıvamı yakalayana kadar un ilavesine devam ediyoruz. Evet, yumuşak bir hamur elde ettik. Şimdi şekil verelim. Tepsimize yağlı kağıdımızı serdik. Şöyle misket büyüklüğünde parçalar yapıp yuvarlayacağız. Kurabiyemize çiçek şekli vereceğiz. Biraz uğraştırıcı ama güzel oluyor görüntüsü. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Şimdi tepsime koyuyorum. Bütün hamuruma aynı bu şekli verip hazırlıyorum. Hamuruma şekil verdim. Bir tane küçük arttı. Onu da burgu şekli verdim. Evet, şimdi bir adet yumurta sarıma çok az sıvı yağ ekledim. İyice karıştıralım. Sıvı yağ eklememin nedeni de daha parlak gözükmesi için. Kurabiyelerimizin rengi daha güzel belli oluyor. Şimdi üzerine sürüyorum. Ortalarına çörek otu, kenarlarına da susam serpeceğim. Evet, hamurumuz pişmeye hazır. Isıtılmış 180 derece fırında çiçek kurabiyelerimizi pişirelim. Çiçek kurabiyelerim 30 dakikada piştiler. Şimdi servis tabağıma alıyorum. Çok güzel gözüküyorlar. Mahlepin kokusu geliyor. Evet, çiçek kurabiyelerim yenmeye hazır. Ağızda dağılan hafif bir kurabiye. İlk fırsatta çayınızın yanına bu kurabiyeden yapın. Afiyet olsun. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.